Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Tokyo'da dünyadaki otelcilik anlayışını kökten değiştirecek bir oluşum örneğinin yanındayım. Nine Hours. Burası bir kapsül otel. Fakat içeride 9 saatten çok daha fazlası var. Hadi gidelim. Başlangıçta gece geç saatlere kadar çalışan, işten eve dönmeye üşenen işkolik Japonların, iş yerine yakın bir yerde kısa sürede uyuyup uyanabildiği, ihtiyaçlarını karşılayabildiği ucuz yerler olarak kullanılmaya başlanmış. Bu otelin adının 9 saat olmasının anlamı, ilk açıldığında 1 saat duş, 1 saat hazırlanma ve 7 saat uyku olarak toplam 9 saat hizmet vermesiydi. Şu an daha uzun sürelerde kalınabiliyor. Bu oteli deneyimlemek ve sizlere göstermek için her şeyi kayıt altına aldım. We have a reservation. Genellikle bu oteller kadın ve erkek katları ayrı olarak tasarlanıyor. Yapılacak adımlar teker teker sıralanmış. Check-in yapmak, kilitli dolaplara eşyaları yerleştirmek, duş almak, kapsüle girmek. Ayrıca başlıca yasaklarda belirtilmiş. Burada kadınların ve erkeklerin kullandığı asansörler de farklı. O yüzden ben şimdi videoya tek başıma devam edeceğim. Dolabımı açabileceğim bir kart var. Benim numaram 541. Dolabımın olduğu yer bu taraf. Çantamı yerleştirdim ve montumu astım. Aşağıda söyledikleri gibi ihtiyaçlarımın içinde olduğu bir çanta var. Bir pijama takımı var. Burada otelin içinde kullanabileceğim bir terlik var. Duş almam için havlular ve bir diş macunu ve diş fırçası var. Şimdi ben öncelikle pijamalarımı giyeyim ve ardından kapsüle doğru geçelim. Buraya kadar gelmişken size klasik Japon tuvaletlerini de göstermek istiyorum. Sizi gördüğü anda böyle kapağı kendiliğinden açılıyor. Şurada tuvaleti kontrol edebileceğiniz bir kumanda var. Bunu bastığınız anda tuvaletin diğer kapağı da kalkıyor. Şu klozet kapağını kaldırıp indirmeye yarıyor. Bu sifon. Burada hijyenizi sağlamak için tuşlar var. Buna bastığınız anda buradan bir şey çıkıyor ve su püskürtmeye başlıyor. Ta ki sizi bu stop tuşuna basana kadar. Bu da suyun basınç derecesini arttırıp ve azaltıyor. Ayrıca bu tuvaletlerin diğer bir özelliği de her zaman sıcak olması. Bu tuvalette görmedim ama dışarıda girdiğim tuvaletlerde görmüştüm. Bir tuş var. O tuşa bastığınız anda eğer ki siz tuvaletteyken dışarıya ses gitmesini istemiyorsanız orada müzik çalabiliyor. Ya da bazılarında sifon sesi çıkıyor. Bu sayede insanlar rahatsız olmadan ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Hemen bakalım. Lavabo, asansör, kilitli dolaplar ve evet kapsül burada. Buradan düz gidince hemen sağında kalacak. Bir bilim kurgu filminin seti gibi görünen kapsül otel, birbiri üzerine yerleştirilmiş iki sıra kapsüllerden oluşuyor. Evet, benim kapsülüm 541. İlk olarak sesimin çok fazla gitmemesi için bu perdeyi indireceğim. Çünkü burada saat bayağı geç oldu. Kapsül 110 santim genişlik, 110 santim yükseklik ve 220 santim uzunluğa sahip. Ne kadar alana sahip olduğunu daha iyi anlamanız için ayağa bile kalktım. Kısacası burası uyumak için ne kadar alana ihtiyacınız varsa o büyüklükte. Ne bir eksik ne bir fazla. Bir sonraki hafta yükleyeceğim videonun montajını yapmak için dolabımdan bilgisayarımı alıp geldim. Kapsülde çalışmak için bayağı çabalasam da rahat edemedim. Umarım duyuyorsun.
çektiğimiz Japonya videolarından birini montajlamam gerekiyordu. Dinlenmemin olduğu yere geldim. Yani burası ortak alan. Burası erkeklerin ve kadınların karışık olduğu tek alan aslında. Şuradaki masalardan birine oturmayı düşünüyorum. Verimli bir iki saat geçirdim. Şu an saat bayağı geç oldu. 3.49 burada saat. O yüzden şimdi kalkıyorum buradan. Hepsi nizam bir şekilde. Dümdüz. Düzeltilmeyen sandalye yok. Cetvele benzeyen yatak odası zemininden kendi kapsülüme doğru yürüdüm. Horlama seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama duyuyorsunuzdur bence. Açıkçası kapsül bana biraz basık gelmeye başladı. Yeteri kadar alana sahip ama yine de birazcık basık geliyor. Buralarda aslında havalandırma var ama biraz sıcak bence. Uykumun hafif olmasına rağmen gece boyunca hiç uyanmadım. There is we check up time 10 a.m. Morning. Kapsül otel deneyimini daha iyi anlamak için ertesi gün daha düşük ücretli bir kapsül otele gittim. Bu otel diğerine göre daha az insanın olduğu, biraz daha küçük bir oteldi. Burada da kadınların ve erkeklerin katları ayrıydı. Kapsüllerin olduğu kapı ise yalnızca bu kart okutularak açılıyordu. Burası benim kapsülüm. Kilitli dolaplara eşyalarımı yerleştirdim. Her zaman olduğu gibi kumandalarla yönetilen bir tuvalet. İlk kaldığım kapsüle göre biraz daha küçük. 1 metre genişlik, 1 metre yükseklik ve 2 metre uzunluğa sahip. İlk kaldığım kapsül otelin geceliği yaklaşık 250 TL civarındaydı. Bu otel biraz daha turistik olmasından dolayı normale göre pahalıydı. İkinci kaldığım otel ise 150 TL'ydi. Fakat şu anda kontrol ettiğimde görüyorum ki kapsül otellerin geceliği 70 TL'ye kadar düşebiliyor. Ve Tokyo'nun dünyanın en pahalı ikinci şehri olduğunu düşünürsek konaklama açısından kapsül oteller oldukça ucuz. Kapsül oteller ilk olarak Japonya'da 1970'li yılların sonunda ortaya çıkmış. En büyük nedeni Japonların gece geç saatlere kadar çalışması ve metroların erken kapanıp ulaşım için sadece taksilerin kalması. Japonya'da taksiler gerçekten çok pahalı. Eve dönmek yerine kapsül otelde kalmak çok daha ucuz bir fiyata denk geliyor. Ayrıca Japonlar gün boyu deliler gibi çalışıp akşam da eğlenmeyi seven bir millet. Gün içinde çok sessiz sakinken geceleri bambaşka bir insana dönüşebiliyorlar. Bunun nedeni genellikle iş çıkışı, alkol alıp sarhoş olmaları. Bu otelleri düşününce insanın aklına ilk gelen şey klostrofobi. Fakat bu otellerin bir oda gibi olanları da var. Açıkçası konaklamaya çok para harcamak istemeyen biriyseniz kapsül oteller kalmak için gerçekten çok ideal. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na da Türkiye'nin ilk kapsül oteli açıldı. Hatta bu oteldeki kapsüller benim ikinci kaldığım oteldeki kapsüllerin birebir aynısı. Fakat fiyatlarına bakarsak sadece 1 saatliği 7 euro. İstanbul Havalimanı'na da uyku kabinleri konuldu. Bunların da 1 saatlik ücreti 9 euro. Ama yastık ve battaniye için ek olarak 2 euro daha ödenmesi gerekiyor. Elimden geldiğince kapsül otel kültürünü size anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eski formattaki ülke videoları devam edecek. Bir sonraki videomu kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.